Üçüncü interview sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Can we create multiple users in Salesforce? Yani Salesforce'da birden fazla kullanıcıyı bir anda bir anda ee, ekleyebiliyor muyuz? Cevabımız evet. Bir anda 10 tane kullanıcıyı ekleyebiliyoruz. Daha hızlı olsun diye. Bir anda 10 tane kullanıcı ekleyebiliyoruz. Tabi bunu eklerken size sadece bazı fieldleri doldurmasını istiyor. Yani siz bütün alanları dolduramıyorsunuz. Önemli olan field'leri, önemli olan alanları size doldurtuyor. Nasıl olduğunu görelim. Yine orka gidelim. Kullanıcılara tıkladığınız zaman All Users'a gelince, yani Users sayfasına gelince Add Multiple Users butonunu göreceksiniz. Add Multiple Users butonuna tıklayınca siz Şuradan lisansı seçmeniz gerekiyor. Hangi lisansı eklemeniz gerekiyor? Onu seçtikten sonra size izin veriyor. Ama öncelikle size hangi lisansa kaç tane kullanıcı ekleme hakkınız kaldı onu gösteriyor. Gördüğünüz gibi e, ne diyor? Work.com'da 3 tane kaldı diyor. Cheddar kısmında 4999 tane kaldı diyor. E, External User kısmında 500 tane kaldı. Bu şekilde bütün Kalan haklarınızı gösterebiliyor, gösteriyor. Ona göre eklemeniz gerekiyor. Diyelim ki siz de eklemek istiyorsunuz. Buradan itemleri seçtiğiniz zaman size 10 tane görüyorsunuz. 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kullanıcı ekleme formu çıkartıyor. Bunları doldururken dikkat etmeniz gereken iki şey var. Birincisi, bunları first name'i doldurmak zorunda değilsiniz. Last name, email, profile ve rolü seçiyorsunuz. rolü böyle bırakabiliyorsunuz. Ama profil seçmeniz gerekiyor. Ondan sonra e-mail kısmı. Siz buraya koyduğunuz e-mail aynı zamanda kullanıcı adı olarak kullanılıyor. O yüzden unik olması gerekiyor. Daha önce kullanılmayan bir şey olması gerekiyor. Yani birden fazla kullanıcı eklemek istediğiniz zaman buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani e-mail ile yüzünemi ayrı ayrı koyamıyorsunuz. İkisini aynı kabul ediyor. Hangi e-mail adresini koyduysanız Kullanıcı adını da o şekilde koyuyor. O yüzden kullanıcı adına bağlı olarak koyarsanız bu kez şöyle bir problem olacak. Diyelim ki ee, var olmayan yani e-mail adresi olmayan bir kullanıcı adı koydunuz. Daha sonra en alt kısımda generate password dediğiniz zaman bu passwordların gideceği bir e-mail adresi olmadığı için bu, ee, bu e-mail kullanıcıya gitmeyecek. O yüzden bunu oluştururken şuna dikkat edin. Koyduğunuz e-mail adresi var olan valid yani e, invalid olmayan bir e-mail adresi olsun. Ki kullanıcı e-mail gitsin. Kullanıcı kendi password'unu yani şifresini oluşturabilsin. Bu şekilde size 10 tane e, form çıkıyor. 10 tane kullanıcı ekleyebiliyorsunuz. En altta add more users kısmı var. Siz oraya tıklayınca e, tabi bunları doldurmanız gerekiyor. Öncelikle bunları doldurup daha fazla eklemek istiyorsanız add more users kısmından devam edebilirsiniz. Tabii ki lisansın verdiği e, lisansın verdiği hak sayısı kadar devam edebiliyorsunuz. Bunu cancel diyorum, eklemiyorum. Siz isterseniz ekleyebilirsiniz. Tekrar et multiple sayı tıklıyorum. Bu kez e, yeterince lisans hakkı kalmayan mesela şunu açalım arkadaşlar. E, XORG proxy onu açalım sadece iki hakkımız kaldı. Bir bakalım bize 10 pencere mi açacak yoksa 2 pencere mi açacak? Açıyorum şurada. Okey diyorum. Bize sadece 2 pencere açıyor. Çünkü 2'den fazla ekleyemiyoruz. Lisans hakkımız kalmadığı için sadece 2 tane ekleyebiliyoruz.